O Ses Türkiye ile devam ediyoruz. O Ses Türkiye yarışmasıyla ünlenen şarkıcı. 5 numara mı? Ceylan Koynat'ı alıyor muyuz? Peki. Ceylan Koynat. Bu hafta sonu sırf onun ismini duyduk. Ama geçen hafta Bircan Bali burada yayında ne kadar güzel bir ses, ne kadar güzel arabesk okuyor dedi. Sonrasında şom ağzından sonra. Vallahi kızla bir tane bir şey söyledik. Ortalık karıştı ya. Ortalık gerçekten karıştı. Demet Akalın'ın Ateş albümünde yer alan Yekten isimli şarkısını seslendiriyor. Sonra olanlar oluyor. Buyurun. Ceylan, ben bu olaydan sonra senin birçok şarkını indirdim ilk önce. Ya. Yani şöyle söyleyeyim, senin farkında olmayanlar bu haberle birlikte daha çok farkında olduklarını Doğru. düşünüyorum. Aslında bir bakıma kötülük yapmak isterken iyilik mi edildi sana bilemeyeceğim. Yani bu olay biraz benim dışımda gelişti aslında. Böyle bir şey planlamadık. Belki planlasak zaten olmazdı yani. Öncelikle çok üzgünüm. Yani burada bu konudan dolayı olmak istemezdim aslında. Çünkü ben yıllardır işini sessiz sedasız yapan biriyim. Derdim müzik yapmak, şarkı söylemek, iyi Biz bir seni O şeyler Ses yapmak. Türkiye'de tanıdık, O değil mi? Ses Türkiye'ye 2013'te katıldım. Öncesinde bir şarkın var mı? Var. 2010'da yine bir 4 şarkılık bir single çalışmam olmuştu. 17 yaşında başladım zaten bu işe de. Vokallikle başladım. Sonra vokallikte çok barınamadım. Çünkü beni yani sesim solistliğe itti. Hani kaderim oldu orası. Senin Önde de olmam sesin solisti gerekiyordu. zaten parçalar ya, hani vokali sese bak. Aslında sinir bozucu olan o değil mi? Yani bir şarkı okuyorsun, senden daha iyi okunuyor ve tıklanma rekoru kırıyor. Rahatsız olabilirsin aslında Evet ya. evet zaten bence Demet Önüne Akalın'ın geçtin. biz seni dinleyip bir de Demet Akalın'ın Yekten şarkısını dinleyince senden sonra Demet'in kilpek dinleyesi gelmez insanın. Ya şimdi ben kendimce yorumlamaya çalıştım. Ben bu şarkıyı Demet Akalın okudu sonuçta. Ben onu da sevdim. Hatta defalarca da paylaştım ben bu şarkıyı. Konuştuğu söylemeden Arabamda. önce. Tabii tabii söylemeden önce defalarca paylaştım ben bu şarkıyı Instagram'ımda falan. Sonra bu şarkının yazarına gittim ben şarkı dinlemeye. Hani böyle olur ya, güzel bir şarkı çıkar. Bakılır işte söz müzik kime ait. Bir bakalım bize de oradan bir şey çıkar mı falan. Gittik tanıştık kendisiyle. O arada biz küçük bir video yaptık ve Instagram'a koyduk. O Instagram'daki video inanılmaz bir etkileşime sahip oldu. Müthiş yorumlar geliyor, mesajlar geliyor. Peki Demet'in hoşuna gitmedi mi? Çünkü Demet Akalın albümünü paylaşmayan herkesi sayfasından işte attı, takipten Evet. çıkarttı. Bu şaka değil Sen ha. reklamını Hayır yapıyorsun. Ece, söylediğiyle şöyle destekleyeyim ya. Sağlık bile önemsizdi onun için. Hastanedeyim ya, paylaşacağım çıkınca. Hayır efendim. Hastanede olabilirsin ama benim albümü paylaşmak zorundasın Çünkü gibi. evet, sıkıntı var albümde. Tutmayınca Tutmayınca öyle herkesin oldu. paylaşmasını istedi. Ama sen çok güzel aslında reklamı yaptın. Benim o şarkıdan haberim yoktu. Var şu an. Birçok Şu anda kişi var. böyle söyledi. Ya herkes kendince güzel okuyor. Biz de açıkçası onun okuduğu haliyle okuduğumuz halin hiç alakası yok aslında. Bizim tamamen kendi Daha tarzımız. Şarkıyı fantezi. yavaşladık. Fantezi, arabesk. Bir kere zaten aynı kulvarda değiliz. O kendini pop dalında kanıtlamış. Demet Akalın olmuş. Tabii. O yüzden tepkisine inanılmaz şaşırdım Ne Ece. yaptı peki Ben tepkini? beklemiyordum ya. Ben şok oldum. İnanamazsın ya. Peki seni mi Şimdi benim bu aradı? şarkıyı okuduğumdan bu arada bestecinin haberi vardı. YouTube'a koyacağımdan da haberi vardı. Hatta o da merakla bekliyordu. Çünkü biz şöyle konuştuk. Birçok şarkı coverlanıp okunuyor. Bu ara Artık meşhur meşhur. biliyorsunuz. Evet. Yani o yüzden çok normal bir şekilde işte herkes tamamını istedi beğenilince o küçük video. Biz de her hafta zaten YouTube'a böyle coverlar yapıyoruz. Hadi dedik bu hafta yekleni yapalım. Ben şarkıyı da çok sevdim. İnsanlar da biraz böyle beni oraya ittiler. Hadi oku, tamamını oku falan diye. Ama derdimiz bizim. Demet kanalını ezelim. Biz ondan daha okuduk diyelim. Böyle bir derdimiz yok ki Zaten sen bizim. hep cover yapan bir Biz, insansın. evet, kesinlikle. Benim derdim müzik Bir de yapmak güzel yani. reklamı oldu yani, onu Evet, anlayamadım ben de hala. kesinlikle. Derdimiz müzik yapmak yani. Evet. Ya insanlar bunu, sanatçıların birçoğu O yani. mu aradı, kendi mi aradı? Bak şöyle oldu. Ben videoyu koydum Ece. Bir saat sonra, bu arada YouTube'da video hızlı bir şekilde izlenmeye başladı. Eyvah. Evet. 33 bini geçmişti yani bir saatte. Bir saatte. Evet. Ondan sonra Bade aradı beni. Bu şarkının yazarı. Ama yana yakıla bir arama. Dedi ki Demet Hanım beni aradı. Yani buydu, nasıl bir terbiyesizlik. Ben daha klip çekmeden nasıl kalkar koyar bu şarkıyı bilmem ne. Ceylan ne olur kaldır videoyu. Ceylan ne olur kaldır videoyu diyor bana.
Ben de şimdi dedim ki Bahadır'cığım ben o videoyu kaldırmayacağım. Ben o videoyu kaldırmayacağım dedim yani. Bunu ilk defa yapan ben değilim ki. Neden bir de? Bunu herkes yapıyor ya. Herkes yapıyor bunu. Evet. Bunu ilk defa yapan ben değilim. Beni dedim dava etsin. Beni mahkemeye versin. Çok sinirlendim o anda. İnanılmaz sinirlendim. Çünkü ben böyle bir tepki beklemiyordum. Yani bir teşekkür olabilirdi belki. Teşekkür olabilirdi ya da en fazla hiç telefon da açtırtmazdı. Direkt sonuçta YouTube'dan bunu kaldırtma hakları var. Resim hak onlarda ya. Bizim elimizde resmi bir şey yok. Zaten öyle bir derdimiz de yok. Şarkı zaten o çıkarmış resmi olarak. Direkt videoyu kaldırsaydı yine hiçbir şey olmayacaktı. Diyecektik ki videoyu kaldırdı ya da telif attı. Ama Bade arıyor. Bir yandan başka bir arkadaşım arıyor. Ortak bir arkadaşları onun kardeşiyle vesaire. Sonra DMC'den arıyorlar. Allah Tabii ki. Allah. Samsun Demir'in bundan haberi var. Bu olaylardan haberi Samsun Demir de aradı var. mı? Haberleri var. Bilmiyorum aradı mı ama Şirketin aratmış. aradı. Sonuçta o Arattı. aratmış yani. Evet. O aratmış. Senin herhangi bir şirketin var mı? Samsun Demir'le bağlı mısın? Yok yok bağlı Ha, değilim. o zaman Sadece hemen. benim bir YouTube şirketim var. Hiç O yani kadar. müzik olarak. Sonra? Sonra ardından ben YouTube şirketiyle görüştüm. Sadece ben asla hiçbir konuda özür dilemiyorum. Tek bir konuda özür diliyorum. Videoyu yükleyen arkadaş official video diye paylaşmış. Yani sanki biz bu işi resmi olarak paylaşmışız gibi bir algı yaratılmış. Anladım. Ben dedim ki ben bu konuda özür diliyorum. Sonra beni YouTube şirketi aradı dedi ki o yazıyı kaldır oradan. Ben dedim ki çocuk bilmiyor hani şarkıyı da duymamış biz Evet. çıkardık diye. Hani kesinlikle bir art niyet yok yani bunu yazmasında. Sonra dedim ki bunlar dedim bir saattir telefonum susmuyor. Dedi ki bizi de aradılar DMC'den. Allah, o çok kötü. Dedi ki videoyu dedi kaldırırlar zaten pazartesi muhtemelen Mesama dedi yazı gider. Biz dedi videoyu kaldıralım dedi. Peki dedim biz videoyu kaldıralım. Kaldırsın diye çünkü 500 kere arattı yani. Ondan sonracıma tabii ben inanılmaz şaşkınım. İnanılmaz üzgünüm. Yani bilmiyorum gaflete mi düştü arattı. Yani Peki o sen zaman sonuçta Demet Akalın'sın yahu yani anladın bir mı? parka bir bakalım. Hem Demet Tamam. Akalın okuduğu hem de bak albümde reklamı olmuş olsun. Reklamını yapmayanları takipten çıkarmış ama biz söylemezsem olmaz olarak en azından reklamını yapmış olalım. Hem senin okuduğun kısmı verelim hem Tamam. Demet Akalın okuduğu kısmı verelim. Değil Verelim. mi sevgili Bilal? Bakalım. Şöyle söyleyeyim ikisi de çok farklı. Demet de çok güzel okumuş ama Evet, ben hala dinliyorum sende de yani. içime işledi Yani yani. sen işi biraz daha fantazi Evet. kısmına taşımışsın. Ama benim dikkatimi bir şey çekti. Şarkıda çok zor bir bölüm var. Evet. Zaten orayla yürüdü aslında şarkı. Şarkının aslında mevzusu şu an dinlemediğimiz bir yeri. Neresi Benim orası? işte o minik yeri attım Instagram'a. Ne diyor orada? Bana iyi gelecek mi? Bilsem neden gittiğini içim sor mu dersin haber alsam başkasını sevdiğini beni Ah. bana yekten kırdıran Kırdıran hayatın nedenini bilsem ne fark eder ki işte o Ya orayı sen okuduk nasıl bir şeysin şimdi ya? bak o okuduğu yer Ah. O okuduğu Çok yer güzel albümde okuyor. Ece Demet Akalın'ı okuyamadığı, Hak'tan okuttuğu yer. Ay ağlayacağım ha. Ay. Gerçekten çok güzel okuyorsun ya. Ne olur bir iki şarkı daha hani bir şey dinleyelim Bir iki şarkı senden daha zaman. Ceylan. Ben Ceylan'ın gerçekten bu Çok olaylar güzel olmadan önce okuyor. ismini deklare ettiğimde gerçekten Ceylan'ın bir dinledim. Yani her söylediği kalbime Evet. dokunuyor. Sen aşk acısı mı yaşıyorsun? Yaşadın mı? Sana bunu kim söyletiyor? Bu yanıklık nereden? Ya bu bilmiyorum ki. Çok güzel Doğuştan okuyorsun muhteşem. Bu arada gerçekten 4 yıl boyunca muhteşem da bir. Kadıköy'de hocalardan eğitim Evet, aldın. Aslında evet. eğitimli de bir ses şarkıcısın. Evet. Ben o yere çıkamadığı için Hak'tan okuttuğunu düşünmüştüm. Ceylan da çatır çatır çıktı yani. Ceylan'la da aslında güzel düet olurmuş ha. Olurmuş tabii ama Enteresan Hak'tan da olurmuş. muhteşem bu arada. Peki Hak'tan da Ceylan, söyleyeyim. sana dava açtı mı Demet Akalın? Şimdi Hayır. durum neticesi ne yani? Sen YouTube'dan kaldırdın, olay bitti mi, dindi mi? Biz YouTube'dan kaldırdık. O akşam savunmadığı şeyi yani bizim bu şarkıyı yüklememizden rahatsız oldu ya. Savunmadığı bir şeyi yaptı. Zeynep Bastık'ı paylaştı. Yani benim gibi cover şarkılar çıkaran Evet Zeynep patlamış bir Bastık şarkı Felaket'i paylaştı felaket. biliyorsunuz. Felaket bir Ezel'in Ezel'in şarkısını söyledi. Ve coverladık. patlamış bir şarkı. Aynı şey. Şimdi bana insanlar diyor ki ya sen müsaade etmedin ki kadın bir reklam yapsın şarkıyı patlatsın. Şimdi ben baktım şarkı 27 Nisan'da yüklenmiş. Bir ay olmuş. Kaç izlen? Bir ay olmuş. Şarkı 1 milyon 700 bindi.
şimdi meraktan insanlar girip bakıyor 2 milyon olmuş. Hı-hı. Ben de dedim ki arkadaşlar şarkı çıkalı 1 ay olmuş. Oradaydı, neden gidip dinlemediniz? Hı-hı. Neden gidip dinlemediniz yani? Neden bunun suçlusu ben oldum? Neden günah keçisi ben oldum? Biz şarkıyı naçizane okuduk attık ve yani bu onun yararına ya. Kesinlikle yararına. Tabii ki. İnsanlar tabii ki şarkılarını söyletiyorlar. Para verip reklam yapmak için ya. Ben ilk Ezel'den dinlemedim. Zeynep Bastık'tan dinledim. Buyur işte. Evet. Bu evet, felaketi. Sonra İnşallah... Ezel'i de dinledim ama. Şimdi... Bir şey söyleyeyim. Mesela cover'ı bence daha iyi olmuş Zeynep'in. Mesela ben çok tabii, daha beğendim. Tabii kesinlikle aynen. Evet. O da handikaplı bir iş yani. Yani ben de gençlere örnek olduğunu bildiğim Demet Akalın'ın işte ben bunu çok yapmasına... Şaşkınım. İnanamadım. Yani bilmiyorum. Olmuyor muydu Ececiğim? Ama ne olacak işte? Dolduruşu mu getirdi? Yanlış. Bence yani... sonra yanında olacak Zeynep'in. Her zaman yaptığı bir şey Tabii. Ceylan'ın. Ay Ceylan'ın. Evet. Zeynep Plastik'ten bahsettik. Zeynep'in yanında oluyor zaten. Evet. Bence olacak yani. Ceylan'ın şu an böyle bir olay çıktı. Ceylan'a çok destek var. Ceylan birazcık bütün... daha parladığında Demet Akalın en yakın kanka olur. Sen ister misin bilmiyorum tabii de. Böyledir yani Demet'in durumları. Onun öfkesi benim, de geçici, desteği de. Ben sadece bir kırgınlığım da yok. Sadece ilk etapta sinirlendim. Çünkü biz de orada bir emek verdik. Ama onların verdiği gibi bir emek değil yani. O işe 50 bin liralar, 60 bin liralar, 100 bin liralar harcanmadı ki yani. Ha bir dakika, sonra bir gelişme daha oldu. Onu sana sormam lazım. Sonra sen bunu Instagram'ında paylaştın, ITV'nde. Evet. Fakat... bir klip var ortada. Aslında klip değil ya. Sen benim onu sanki evinin çatısında çekmiş. Klip kriterim değil benim o yani. Orada ne var, ne oluyor? Şimdi biz cover şarkılarımızı aynı kamerayla çekiyoruz. Yani ben şunu söyledim. Stüdyoda ortamında olmadığı için mi? Arkamda 3-5 tane orkestradan, ekipten birileri olmadığı için mi? Ben bu şarkı playback onlarla beraber yapmadığım için mi dedim bu kadar berberi? Ben taşa oturdum. Kamera beni çekti yani. Bu kadar basit evet. yani. Ve bunların hepsi son dakika gelişti. İnanın ki planlı değil. Evet, Demet İnanın ki planlı ama Demet değil. Akalın haklı olduğu konular da var. Mesela ne de haklı? Cengiz Semercioğlu konusunda çok haklıydı. Cengiz Semercioğlu'nun bitik olduğu, bitik bir gazeteci olduğu. O yüzden insanlara saldırdığı söyleniyordu ya. Mesela o konuda çok haklı bence Demet Akın. Evet, Cengiz Semercioğlu bitik bir isimdir artık. Okunmayan bir köşe yazısı vardır ve bir kanalda program yapmaktadır ve Seren'in yorumları dikkate alınırken Cengiz'in yorumları dikkate alınmadığı için herkese sataşmaktadır. Demet Akalın'a senin hakkında, senin konunda katılmıyorum ama Cengiz Semercioğlu konusunda sona kadar katılıyorum Demet Akalın'a. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Ceylan çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Ceylan bir şey söyle bize ya. Kendimi evet, açıkladım. Yani emek hırsızı. Ben emek hırsızı değilim arkadaşlar ya. Gerçekten sen hep yaptığın değilim. Şeyi yaptın. Asla bir art niyetim yoktu. Asla yoktu. Dediğiniz gibi hep yaptığım şeyi piyasaya yaptım. Bir herkesin yaptığı şeyi evet. yaptım. Farklı bir tane şey canlı yapmadım. Bir şeyle veda edelim canlı sana. Şey. Sonra başka diğer konuya geçelim. Aynen, canlı aynen. bir şey söyle. Mikrofon bize. Alayım mı? Gerek var mı? Mikrofon tut istersen açalım onu. Evet. Evet. Var mı sevdiğiniz bir şarkı ya? Ya senden sen ben ne söylersen her şeye hazırım valla. Aynen. Ben de yangınlar gördü böylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın. Kaç kurtar kendini. Hiçbiri öldürmedi, sen de git, unut beni. Ben de yangınlar gördü, böylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın, kaç kurtar kendini. Ben de yaralar aldım, hiçbiri öldürmedi, sen de git, unut beni. Ayaklarına sağlık. Sağ olun. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.